Türkler 1070'te Malazgirt'le kendilerine müjdelenen Anadolu'ya gönüllerine koydukları ve uğruna savaşacakları yeni dinleriyle geldiler. Gönüllerinde ve dillerinde Yesevi hikmetleri vardı. Yanlarındaysa hikmet olmuş sözlerin elçisi Muhammedi bir şefaat. Anadolu'da yaşayan halkları yeni bir irfanla tanıştırdılar. 13. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Türkçe dilinde Ahmet Fakih Çahname ile 14. yüzyılın hemen başında Yunus Emre Risaletün Nusiye ile halkları etkilemeye başladı. Daha önce Mevlana'nın ve diğerlerinin kaleminden Farsça dökülenler artık Türkçe anlatılıyordu. İslami akidelerin Türkçe dilinde yazıyla buluşması, Hazreti Peygamber'e olan aşkın şiir olup akıllara nakşedilmesi Müslüman Oğuz'u bu topraklarda kalıcı kılacaktı. Bizim kültürümüzde aslında edebi türler sadece edebi konulardan söz eden türler değildir. Edebi bir şekilde işlenmiş her konu edebi türün içerisine girer. Bizim arefe kökünden irfan olarak tabir ettiğimiz bir duygu, bir his, bir sezgi vardır ki bunun temeli Allah bilincine dayanır. İşte bu Allah'ı arama, Allah'ı bilme ve meselelere Allah'ın gözüyle bakmak için araştırmalar yapılırken bizim edebi türlerimiz ortaya çıkmış. Allah'ı iyi anlamak ve Allah'ı iyi tanıyabilmek için Hazreti Peygamber'i tanımak lazım. O konudaki aracımız, yegane aracımız Hazreti Peygamber olduğu için Hazreti Peygamber'i iyi tanımak lazım. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'le ilgili türler ortaya çıkmış. Türklerde kesinlikle diğer milletlerden farklı olan bir Hazreti Peygamber muhabbeti ve sevgisi var. Hazreti Peygamber her ne kadar ilahi mesajı getirmekle görevli bir kişi ise de o bir beşer. Yani beşer tarafı olan, gülen, ağlayan, üzülen bir insan. Kur'an-ı Kerim'de de Hazreti Peygamber'in bu tarafı defalarca vurgulanmış ve bunun aksine ya da ötesine geçmek yasaklanmıştır. Şiddetle yasaklanmıştır. İtikadi yönü üzerinde durmayacağız. Yani bunun itikadi tarafı da var tabii ki. Ama her şeyi bırakıp işte kültürel yansımanın en önemli örneği olan edebiyat geleneğine baktığımızda Türklerin Hazreti Peygamber'i beşeriliğin biraz ötesine taşıyan, ilahiliğe biraz daha yaklaştıran aşırı bir muhabbet duyduklarını görebiliyoruz. Türkler 11. asırdan itibaren Müslüman olmaya başladıktan sonra özellikle Anadolu'ya geldikten sonra bu dinin tanıtılması, yayılması için elbette bir takım eserlere ihtiyaç vardı. İslamiyet halka kurallarıyla anlatılmak için eserler yazıldı. Ve bu dini eserlerin, tasavvufi eserlerin elbette ortaya çıkması bir ihtiyaç dolayısıyladır. Ve bunlar zaten hemen tamamen didaktiktir. Siyer yazarı Muhammed diyor ki, benim bu yazdığımda kimse şiir aramasın, bunda kafiye, vezin falan aramasın, bozuk olabilir. Çünkü ben şairlik iddiasında değilim. Ben Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatmak maksadım. Benim maksadım edebi bir eser vermek değildir diyor. Yani bu dini, tasavvufi kolda giden edebiyat hemen hemen tamamen didaktiktir. Yani edebi gayeleri pek yoktur. Türkçe'de peygamber sevgisi ilk defa 14. yüzyılın hemen başında Anadolu'da Yunus Emre ve Şeyyat Hamza'nın naatlarında onu anan ve öven şiirlerde görünür. Ardından 14. yüzyılın ilk yarısında Aşık Paşa'nın Garipnamesi'nde ortaya çıkar. Türkçenin Anadolu'daki ilk şuurlu temsilcilerinden olan Aşık Paşa, Muhammedi bir irfanla kaleme aldığı Garipnamesi'nde hayatın her noktasında insanın nasıl davranması gerektiğini anlatır. Hazreti Peygamber'in doğum mucizesi ve göğe yükselişinin ilk örnekleri de Garipname'dedir. 14. yüzyılın ikinci yarısında bu defa Erzurumlu Kadı Darir bir siyerle Hazreti Peygamber'in hayatını Türkçeleştirir. Siyerler asırlarca Anadolu'nun hamurunu yoğuran en temel eserlerden olur.
14. yüzyılın sonunda bu defa Türkçenin büyük şairlerinden Ahmedi, Hazreti Peygamber sevgisinin ilk özgün örnekleriyle karşımıza çıkar. İskendernamesine içinde miraciyesi de olan bağımsız bir mevlid bölümü ilave ederek Türkçenin Hazreti Peygamber sevgisiyle görünür kılacağı edebi türlerin ilk meşalesini yakar. Bu meşaleyle 15. yüzyılda Anadolu, telif eserlerle Hazreti Peygamber'i büyük bir coşkuyla karşılar. Süleyman Çelebi ilk müstakil Mevlid-i Nebi'yi, Yazıcızade Mehmet ilk manzum Siyer Muhammediye'yi, Akşemseddinzade Hamdullah Hamdi, Türkçenin en büyük manzum siyeri Ahmediye'yi kaleme alır. Türkçe şiirlerle Hazreti Peygamber'i tanıyan Anadolu bir uyanışa ve dirilişe kucak açar. Mevlid, edebiyat kitaplarımızda Hazreti Peygamber'in doğumundan bahseden metinlere verilen isim diye geçer ve Türk edebiyatında yaklaşık 150'ye kadar çıkartıyorlar bu rakamı. Mevlid olduğu söylenir. Süleyman Çelebi'nin bu Mevlid'i bütün kendisinden sonra yazılmış bütün Mevlid'leri unutturmuş ve Mevlid deyince aklımıza sadece kendi eseri gelir olmuştur. Peki bu eseri diğer 150'ye yakın eseri unutturup tek eser haline getiren ve bir herkes Mevlid deyince akla Süleyman Çelebi'nin eserinin gelmesinin nedeni ne olabilir? Çünkü Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i sadece Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i değil. İçinde yazmış olduğu ortamın vermiş olduğu duygusal hal ile o samimi duygularla yazmış olduğu, dile getirmiş olduğu metin çok başarılı. Bunu hiç kimsenin üzerinde tartışmak gibi bir niyeti olamaz. Tartışılacak değil, tartışılmaz. Çok başarılı bir edebi metin. Hiçbir Mevlid Süleyman Çelebi'nin Mevlid'inin ulaştığı seviyeye ulaşmamıştır. Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i bütün bir Türk dünyasında tanınıyor. Yani bugün Balkanlardan Azerbaycan'a kadar Süleyman Çelebi Mevlid'inin nüshalarına rastlıyoruz. Ve benim yaptığım bir tespittir bu. Dünyada Kur'an-ı Kerim'den sonra en çok nüshası bulunan eser, Türkçe eser olarak söylüyorum. 15. yüzyıldan bu yana 500 yıldır hiç kesintisiz Türk insanının hayatında yer alıyor. Doğduğu zaman bir çocuk mevlid okunuyor, sünnet oluyor, mevlid okunuyor, cenaze oluyor, mevlid okunuyor, düğün oluyor, mevlid okunuyor. Her özel günümüzde mevlidler, kandillerde mevlid okunuyor ve musiki eşliğinde yani bir ezgiyle daha doğrusu söylenmesi onu yine diğer mevlidlerden ayıran çok önemli bir özellik. Yazılma sebebi de çok önemlidir. Çokça anlatılan bir hikayesi var biliyorsunuz işte Bursa'da gerçekleşen bir hikayedir bu. Bursa'da camide bir vaiz Hazreti Peygamber'in diğer peygamberlere üstün olmadığını, bütün peygamberlerin eşit olduğunu söylüyor. Buna itiraz için yazılmış bir metin aslında. Bir amaç doğrultusunda yazılmış bir metin. Yaklaşık 100-160 beyt civarında bir metinden bahsediyoruz. Böyle bir küçük metin klasik Türk edebiyatının tamamına neredeyse tesir etmiş bir metin. Bütün edebiyatı kapsayan müthiş bir metin yazmış olması Süleyman Çelebi'yi müstesna bir yere koyuyor klasik Türk edebiyatı tarihinde. Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i klasik Türk edebiyatı için cidden önemli metinlerden bir tanesi. Muhteva bakımından zaten çok ayrıntılı, içerikli bir metin olmasının yanında şekil bakımından da bir takım özellikler gösteriyor ve Süleyman Çelebi'nin kullanmış olduğu dil itibariyle de önem arz ediyor. Türkçe kelimeler bakımından yoğun, arkaik kelimeleri kullanması bakımından muhteşem bir metnin karşımıza çıkıyor olması bizim için manidar ve güzel. Klasik edebiyat bakımından baktığımızda Süleyman Çelebi'nin Mevlid'inin içinde farklı nazım şekilleri ve vezinler kullanma meselesinin vuku bulduğunu görüyoruz. Bu bakımdan Çelebi'nin yine takdire şayan bir metin oluşturduğunu söylemek mümkün. Tabii ki samimiyet, vezin güzellikleri, cümle kuruluşlarındaki muhteşemlikler Süleyman Çelebi'yi klasik edebiyatta farklı bir yere koyuyor. Hak Teala çün yarattı Adem'i, kıldı Adem'le müzeyyen alemi. Adem'e kıldı feriştehler sücud, hem ana çok kıldı o lütf ısı cud. Mustafa nurunu alnından kodu,
bil Habibim nurudur bu nur dedi. Kıldı onur anın alnında karar, kaldı anın ile nice rüzgar. Bu millet bu mevlidi çok sevdi. Öyle o kadar sevdi ki Hazreti Peygamber'in doğduğu güne tekabül eden gecelerde hep bu mevlidi okudu. Okurken ne yaptı? Süleyman Çelebi'nin yazdığı gibi okumadı. Onu bir ritüele büründürdü. Adeta merasime dönüştürdü. Araya o mevlidin yeknesaklığını kesmek için aşırı şerifler ve ilahilerle süsledi. Ve Süleyman Çelebi'nin bırakmış olduğu boşlukları dolduracak bölümlerin başına ve sonuna birkaç beyit ilave etti ve bambaşka bir adeta yeniden kurguladı. Ve bu milletin ortak metni olmuş oldu. Yani Mevlid, Türk milletinin asırlar boyunca ürettiği, geliştirdiği ve bir merasimle başının sonunu adeta belli bir oyuna dönüştürdüğü, kurguya dönüştürdüğü, bir forma dönüştürdüğü edebi metinden çok daha fazlası oldu. Öyle ki Mevlid okunduğu zaman, bakın gül suyu dağıtılır, akide şekeri verilir. Anda içtiği şerbeti deyince o anda cemaat daha önce hazırlamış olan şerbetler dağıtılırdı. Veya Viladet Bahri okunduğu zaman, Peygamberimizin dünyaya geldiğini müjdeleyen beyit geldiği zaman cemaatin hepsi, dinleyenlerin hepsi, eğer camide okunuyorsa cemaatin, bir evde okunuyorsa o evde dinleyen hepsi birlikte ayağa kalkarlar ve salavat getirirler. Bu milletin peygamber sevgisinin nasıl oluştuğunu, nasıl yerleştiğini Mevlid'in bu şekilde okunması açıklıyor olsa gerek. Ben bu açıdan Mevlid'i sadece bir edebi metin olarak görmem, bu milletin Hazreti Peygamber sevgisinin sürekliliğini ve devamlılığını sağlayan en temel metinlerden biri olarak görürüm. Mevlid'i kaldırmak, Mevlid'i küçümsemek veya Mevlid'i önemsizleştirmek ise bu millete yapılacak en büyük kötülüktür. Onu kendi için, halkı onun için yarattı. Talat'ın etti musaffa. Ayağı tozunu arş etti kıble. Onun için oldu arşın kadri erka. Çü meddahı ola Allahu Azam, kıyas et kimdir o Sultan-ı Âlâ. Muhammediye de Mevlid gibi Türkçe konuşan ailelerin evlerinde Kur'an-ı Kerim'den sonra en çok nüshası bulunan eserlerden biri olmuş. Görürsünüz ki Cenab-ı Hak sevgisiyle yazılmıştır. Ha herhalde bu bir bütün bir kitap olarak, tevhid olarak yazılmış dersiniz. Ya da münacat olarak yazılmış diye düşünürsünüz. Ama biraz daha okuduğunuzda peygamberden söz ettiğini, peygamber aşkıyla yazıldığını anlarsınız. Peygamber sevgisinin o kelimelere sindiğini hissedersiniz ve dersiniz ki bu bir naat olmalı. Naat düşüncesiyle yazdı bunu Yazıcıoğlu dersiniz. Fakat bir yönüyle tevhiddir, bir yönüyle naattır ama bütünü itibarıyla Hazreti Peygamber'i Allah sevgisiyle anlatan bir eserdir. Yahya Kemal, Muhammediye için 20. yüzyılın başında benim hem dini hem de milli terbiye üzerinde daha şiddetle müessir olan annemdir. Annem çok Müslüman bir kadındı, Muhammediye okur, bana Kur'an öğretirdi. Annem Yazıcızade'yi sabah namazlarını kıldıktan sonra okurdu. Beyaz başörtüsüyle elindeki kitaba imanla eğilişini hala görür gibiyim. Muhammediye'nin o mısraları bana bizim öz maceramız, evimiz, mahallemiz, Üsküp'ün ve müphem surette bütün milletimizin dünya ve ahiret macerası gibi gelirdi. Daha o yaşta Yazıcızade Mehmet Efendi'nin Türklükle İslamlığı yoğuran milli İslami harsını benliğimde hissetmeye başlamıştım diyecekti. Coğrafyalara milliyet damgasını vuran edebi metinler vardır. O metinler o coğrafyanın en canlı, en kesin, en etkili sembolleridir. Türkçenin içinde vücut bulan Muhammediye, Anadolu'nun Müslüman kimliğinin şahididir.
eser üç ana başlık altında değerlendirilebilir. Birinci kısmında Yazıcızade Mehmet bize yaratılıştan bahsediyor. Nedir yaratılış? İşte dünyanın oluşturulması, cinlerin, efendim şeytanın ortaya çıkması vesaire genel konuları anlatıyor. İkinci ana başlık altında Hazreti Muhammed tamamıyla anlatıldığını görüyoruz. Yani Hazreti Muhammed'in doğumundan önceki meselelerden tutun da doğumuna, savaşlarına, peygamberliğin kendisine tebliğ edilmesine bütün hayatının anlatıldığını görüyoruz. Ve son kısımda Yazıcızade Mehmet artık kıyamet alametlerinden bahsediyor bize. Bu minval üzere tertip edilmiş bir metin var karşımızda. Yaklaşık 6000 beyitten oluşan bir metin. Şimdi bir anda 700 küsür beyitten oluşan Süleyman Çelebi'nin bir mevliti var. Hacim bakımından küçük bir metin. Bir yanda 6000 beyitlik bir metin var ve ikisi de çokça okunan metinler. Bu bakımdan bize şöyle bir yanlış intiba oluşmasını engelliyorlar aslında. Yani küçük metinlere daha çok iltifat edilir, daha çok öğrenilir. Hayır, böyle bir durum yok. Halk bu tarz metinleri de çokça beğenip okuyor. Çok güzel bir tertibi vardır. Tercihben, terkibben hususiyetleri taşıyan güzel bir tertibi vardır. Muhammediye zaman içerisinde Muhammediye ezberlenen bir eser olmuş. Hafızlar, Muhammediye hafızları çıkmış. Muhammediye bestelenmiş, okunmuş Muhammediye hanlar çıkmış. Bu bakımdan Türk kültüründe Muhammediye'nin çok farklı bir yeri vardır. Nüshaları böyle sayılamayacak kadar çoktur. Bu eser de sadece Türkçe olarak kalmamış, Müslüman olan Araplar, Acemler, Farslar başta olmak üzere hemen hemen işte Çerkezce'ye, Boşnakça'ya ve diğer dillere de tercümeleri yapılmış. Oralarda da besteleri yapılmış ve okunur olmuştur. Muhtemet sözlerde vardır bu haber. Kim Kureyş'e söyledi bir gün nuzar? Kim Muhammed bir gulam iken dahi, hüsnü ayı na tamam iken dahi. İçinizde yo idi andan emin, cümlenüzden astak idi ol güzin. Bulamazdı kimse kavlinde hilaf, söylemezdi bir sözü batıl güzaf. Allah güzeldir, güzeli de sever. Ve onun için her şeye güzelleştirerek yaklaşmak ve her şeyi güzelleştirerek sunma anlayışı vardır bizim edebiyatımızda. Bundan dolayı şiir devreye girmiştir. Yoksa mesela şairlerimiz şekli esas alırlar ama şekilden hiç söz etmezler. Necip Fazıl der ki, şiirdeki şekil güzelin iskeleti gibidir. Biz güzele baktığımızda onun iskeletine odaklanmayız. Ne güzel kemikli bir iskeleti var bunun falan filan demeyiz. Ama o güzelin güzelliğini ayakta tutan şey onun iskeletidir. Olmazsa olmazıdır. Şairler de o yüce fikirlerini, güzel fikirlerini, millete anlatmak istedikleri şeyleri şekil iskeletinin etrafına bir nazım kıyafeti giydirmek suretiyle güzel sunmaya gayret etmişler. Bütün gayret bu. Hazreti Peygamber'in doğumundan başlayıp vefatına kadarki her bir aşaması, hayatının her bir aşaması adeta ayrı bir türe malzeme edilmiştir ya da bu konu etrafında ayrı bir tür oluşturulmuştur. Hatta daha ötesi, Hazreti Peygamber'in doğumundan önce, yani özellikle tasavvuf geleneğinde nur, Hazreti Peygamber'in her şeyin yaratılmasından evvel nurunun yaratıldığı anlayışı mevcut. O, yani nur konusunun bile nurname adlarıyla ayrı türlere konu edildiğini görebiliyoruz. Allah'ı anlamak, kavramak ve onun istediği şekilde yaşamak için Hazreti Peygamber en önemli rehberdir. Bu şuurla Hazreti Peygamber için Türkçe inşa edilen edebi türler, diğer Müslüman milletlerin bütün edebiyatını kıskandıracak zenginliktedir. 13. yüzyıldan günümüze Anadolu'nun şairleri mümin sıfatlarıyla hayallerindeki peygamberi gönüllere nakşeder.
Başta naatlar olmak üzere Hazreti Peygamber'in isimlerini konu alan Esma-i Nebiler, mucizelerinin anlatıldığı Mucizat-ı Nebiler, Allah'ın kelamı için savaştığı Gazavat-ı Nebiler, Kur'ani ahlakının tezahürleri Ahlak-ı Nebiler, Mekke'den Medine'ye göçün hikayesi Hicret-ü Nebiler, bu dünyadan ayrılışının hüznü Vefat-ı Nebiler, hayat hikayesinin serencamı Siret-ü Nebiler, Hazreti Hatice ile evliliğinin manzumesi Nikahnameler, Mekke'den Mescid-i Aksa'ya, oradan göğe yükselişinin rüyası Miraçnameler, ümmetinin ahiret mutluluğu için niyaz içeren şefaatnameler, sözlerinin toplandığı 40 hadis, 100 hadis, 1000 hadisler, görünüş özelliklerini ihtiva eden hilye-i şerifler, Anadolu'yu Hazreti Peygamber'le buluşturan Türkçenin yüzaklarıdır. Özellikle bizim milletimizin çok farklı bir yapısı var. Duygusal bir milletiz. Bu duygusallığımızdan dolayı biz duygu yüklü olan eserlere daha çok itibar ediyoruz. Hazreti Peygamber'in hayatını anlatan eserler ilk başlarda adeta bir tarih kitabı gibiydi. Efendim şuradan geldi, şuraya gitti, şurada oturdu, şurada dinlendi şeklindeydi. Ama daha sonra biraz daha bunları duygu yüklü bir şekilde anlatan eserler çıktı. Yani Hazreti Peygamber bir ağacın dibinde dinlenirken onu sadece ağacın dibine geldi, dinlendi, sonra kalktı gitti şeklinde değil. Ağacın dibinde dinlenen Hazreti Peygamber o ağacın kovuğunda bir gül gibi görünüyordu şeklinde ifade etmek suretiyle anlattığı konunun daha iyi anlaşılmasını, sevilmesini ve ezberlenmesini, bu şekilde hafızada tutulmasını hedeflediği için bunları şiir şeklinde sunmuştur şairlerimiz. Biraz da çekici hale getirmek amacıyla şiirle yazılmıştır. Bir pastacının sattığı pastayı güzelce paketlemesi, efendim üzerine şeritler takması, süslemesi, güzel bir çantaya konup da koyup da müşteriye vermesi gibi bir şey. Dane-i dür gibi ruyunda teri, hoş numa eyler idi ol güheri. Terlese ol gül-i gülizar-ı sürur, cuş ederdi sanasın kulzüm-i nur. Belki gül gibi o rüyü nigû, terlediğince olurdu hoşbû. Anadolu şairleri 14. yüzyıldan itibaren divanlarını Kur'an'dan ilham alarak kaleme döktüler. Divanlarda önce tevhidle Allah'ın varlığını ve birliğini onaylayıp ona hamd edip yalvarırlardı. Çünkü kainatı yaratan Cenab-ı Hak'tı ve ilk sıra O'nundu. Ardından güzel sözler Hazreti Peygamber'le buluşur, naat olarak divanlara inerdi. Çünkü kainatın yaratılma sebebi Hazreti Peygamber'di ve ikinci sırada O'nundu. Ünlü şairlerimizden Sezai Karakoç, "Peygamber nasıl insanın ufkuysa, naat da şiirin ufkudur" der ve devam eder. Naat, insanın kendisini peygamberde araması, gerçeği onun çevresinde dolaşarak bulmaya çalışması, onu yakalamaya çalışarak yaratılışın sırrına erileceğini idrak edişidir. Klasik edebiyatın geneline baktığımızda divan tertiplerinde bu hususa uyulduğunu görüyoruz. Yani şair ilk önce Allah'ı birliyor, ondan sonra Allah'a hamd ediyor, Allah'a yakarıyor, akabinde Hazreti Peygamber'i övüyor, sonra dört halifeden bahsediyor, onları övüyor, sonra belki Hazreti Peygamber'in Miraç mucizesini anlatıyor ya da mucizelerini anlatıyor. Bu tarz türlerin bulunduğu bir takım şiir gruplarının olduğunu görüyoruz divan başlarında. Bu tabii ki bir gelenektir. Bir kez bu kültürün içinde yetişmiş insanlardan bahsediyoruz. İkinci olarak da insanların karakterleri ve yönelişlerini söz konusu etmemiz lazım. Yani Müslüman ve halis Müslümanlardan bahsediyoruz.
gönlünde, kalbinde sevgi olarak peygamber, Allah var. Bunları ilk başta anlatması gayet doğal. Divanların içinde de dini edebiyat ürünleri müthiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. En tahmin edilmeyecek şey de herkesin çokça bildiği Nefi'nin Tuti Mucize Goyyem, ne desem laf değil. Çerh ile söyleşemem, aynesi saf değil. Dış mertebeden baktığımızda beşeri bir şiir gibi görünen bir metin görüyoruz ki Hazreti Peygamber'in ağzından yazılmış bir naat olduğunu görüyoruz. Yani edebiyatımızı incelerken ben şöyle arkeolojik kazıya benzetiyorum. Bazı metinlerin bir katmanı var. Onu temizlediğinizde alttaki bir katman size çok bambaşka bir şey gösterebiliyor. O yüzden metinleri birkaç aşamalı okumanın faydası olduğunu düşünüyorum. Sakın terk-i edepten, küy-i mahbub-u hüdadır bu. Nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Felekte mah-ı nev, bab-ü selamın sine çakidir. Bunun kandili cevza, matla-ı nur-u ziyadır bu. Habibi Kibriya'nın habgahıdır fazilette. Tefevvuk kerde-i arş-ı Cenab-ı Kibriya'dır bu. Bu hakin pertevinden oldu deycürü Adem zail, amadan açtı mevcudat çeşmin tutiyadır bu. Klasik edebiyatın son dönemine geldiğimiz zaman baktığımızda çok büyük bir dorukla bitiriyoruz. Yani Şeyh Galip'ten ufacık bahsetmek istiyorum burada. Şeyh Galip şimdi divanını oluştururken şöyle bir şey yapıyor. Evet, Mevlevi'nin bütün özelliklerinden bahsediyor divanında. Çok büyük peygamber ve Allah sevgisinden bahsediyor. Yani aynı zamanda vahdet-i vücut nazariyesinin bir takım verilerini de görüyoruz orada. Galip'in şiirlerinde işte diyor ki, tedbirini terk eyle, takdir hudanındır. Sen yoksun, o benlikler hep vehm-i gümanındır. Galip diyor ki aslında sen yoksun. Evet, çünkü bir tek varlık var. O varlık da Allah'tır. Diğer görüntülerden ibarettir. Allah'ın tecellilerinden ibarettir diğer varlıklar. Bunu anlatıyor bize bir yandan. Efendimsin, cihanda itibarın varsa sendendir diyor sonra Galip. Ya da sen Ahmet-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim diyor. Galip'in şiirlerinde din ve tasavvufun belki de en güzel örneklerini buluyoruz. Bir hocamızın kitabı Kuğu'nun son şarkısıydı. Evet, Kuğu galiba orada son şarkısını söyledi. Ondan sonra artık bunların taklitlerine geçildi. Galip noktasını şahsımca koymuştu klasik edebiyatın. Biçaredir ümmetlerin isyanına bakma. Deste red urup hasret ile düzaha yakma. Rahm eyle aman ateşi hicranına yakma. Ez cümle kulun galibi pür cürmü bırakma. Sen Ahmet-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Ve Hazreti Peygamber'in diğer İslam toplumlarında görülmeyecek derecede bizde yoğun bir sevgiye mazhar olmasının altında yatan neden, işte bu 13. 14. yüzyılda Anadolu'da tohumları atılan dini yaşantının ve Hazreti Peygamber sevgisinin sürekliliği ve devamlılığından olmuştur. Burada edebi metinler çok çok öne çıkar ve çok önemli bir vazife ifa ederler. Bizim halkımız hayata edebiyatla bakan bir halk. Edebiyat gözüyle bakan bir halk. Edebiyatçı gözüyle, şair gözüyle bakan bir halk. Dolayısıyla bu yazılan eserlerin yazılma amacı Allah anlayışını ve onun temelini ifade etmek, insanlara bunu öğretmek. Allah güzeldir, güzeli sever. Allah'ın yarattıkları da güzeldir. Onun için İnsanlara bunu güzel sunmak lazım. İşte güzel, sözün güzel sunumu şiirledir. Yani o şiir kalıbı söz için bir kasedir. Kase güzelse içindeki içecek daha çekicidir. Kase kirliyse
pisse, şekilsizse insan o içindeki içecek ne kadar güzel olursa olsun ona meyletmez. Onun için insanlara güzel bir kasede sözü sunmak amacıyla şiir kalıbına, şiir kasesine koymuşlardır. Böyle sunmuşlardır. Atayurt Asya'dan Anadolu'ya yürürken Müslüman Oğuz'un yoldaşı Hazreti Peygamber'di. Onun şefaatiyle yürümüştü onca yolu. Onun hayatında, kişiliğinde, sözlerinde aradılar gerçeği. Muhammedi şefaatin sırlarını bu idrak ve şuurla kaleme döktüler. 1915'te Mehmet Akif aynı idrak ve şuurla Hazreti Peygamber'i Medine'den bir naatla yüreğimize attı. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Akif Çanakkale Mahşeri şiirinde de avuşunu açmış duruyor peygamber diyerek her daim onu yanımızda hissettirir. Hazreti Peygamber 13. yüzyıldan bugüne Anadolu'da şairlerimizin kaleminden hep konuştu. Yahya Kemal'in söyleyişiyle o satırlarda bizim milli İslami kültürümüz yoğruldu ve Anadolu yeni sakinlerine onunla vatan oldu.